Merhaba, hepinize iyi haftalar, iyi hafta sonları. Çekme kaseti hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz. Yine bir hafta sonuna girerken çok sayıda önemli kayıt çıktı. Onları konuşmak istiyorum. Hemen hızlıca girişelim. The 1975. Aslında böyle sayılı grupları Türkçe ismiyle söylemek de ayrı bir eğlencelidir. Blink 182 falan gibi ama 1975 diyelim. Şimdi çok da karizmayı çizmeyelim. günümüzün en büyük topluluklarından bir tanesi. En azından kendi kuşağının en ilgi gören özellikle e, işte sosyal medya hakimiyetleri olsun işte dinlenme sayıları falan filan anlamında gerçekten en etkili e, gruplarından bir tanesi diyebiliriz. İki yıl aradan sonra aslında çok uzun sayılmayacak bir aradan sonra yeni kayıtları. Dördüncü stüdyo albümleri Not Sana Conditional Form'u yayınladılar. Ve zaten e, 2018'deki Albüm isimleri genelde uzundur biliyorsunuz işte. ...Online Relationships diye kısaca söyleyelim. Ondan Onun bir parça devamı gibi. O iki albümü tek bir versiyon olarak, bir duble albüm... ...biraz User Illusion 1-2 gibi, Volume 1, Volume 2 falan gibi düşünebilirsiniz. O albümün bir anlamda devamı. Çünkü o albümün turnesi bittikten sonra... Bu albümden parçaları vermeye başladılar ve bu albümü aslında yolda düzmeye e, bir şekilde başladılar. Hayranlar bu albümdeki şarkıların üçte birini neredeyse geçtiğimiz aylar boyunca duymuştu. Her ay yeni bir şarkı verdiler ve albümün e, büyük bir kısmına hakim oldu dinleyiciler. Bu anlamda da e, grubun pek çok yanıyla olduğu gibi günümüzün bir rock grubu nasıl çalışır? ...bazı geleneksel albüm turne, albüm turne döngüsü 90'larda, 80'lerde, 70'lerde falan zirvesi yaşanan... ...2000'lerde artık içinde bulunduğumuz müzik endüstrisinin koşullarıyla şartları değişen... ...ve artık 2010'lardan itibaren tamamen yeniden yazılmaya başlayan bir grup formatının 2020'de nasıl olduğunu açıkçası 1975 bize yeniden tanımlıyor. Yeniden tanımlamıyor ama mevcut koşulları en iyi görebileceğimiz gruplardan bir tanesi. Şimdi e, hatırlarsanız Kanye West The Life Of Pablo'yu yayınladığında albüm çıktıktan sonra bile bazı değişiklikler yapıyordu albüm üzerinde. Bu da bu anlamda sanki e, Not A Conditional Form da bu anlamda bir albüm yayınlama e, tarafıyla bu tarafa yakın duruyor diye düşünebiliriz. Ve albümün tamamen bütünlükten uzak olması da herhalde günümüz müziğinin günümüz müzik dinleyicisinin ve gözünü bu kuşakta açmış bazı işte dinleyiciler için müziğin nasıl algılandığını görmek açısından enteresan. 1975 aslında dikkatli bir müzik severe çok sayıda iyi dönem sunuyor yani. Dediğim gibi günümüzde müzik nasıl tüketiliyor, nasıl üretiliyor falan filan diye. fakat bu albümde çok büyük bir kafa karışıklığı söz konusu. Evet 1975 hep böyle albümler üretiyordu. İlk üç albümünde de çok sayıda farklı ton vardı. İşte punk şarkıları da vardı, romantik aşk şarkıları da vardı, elektronikten de besleniyorlardı, stadyum rock da yapıyorlardı falan ama yine de her albümde yavaş yavaş çerçeveyi genişletmeye başlamışlardı. Bu albümde yaptıkları şey ise yaklaşık 80 dakika boyunca tuvalin her tarafına başka bir renk sıçratmak. Elbette bunun da yapılacağı yerler vardır. Hakkının verileceği işte dolu dolu hiçbir kurala bağlı kalınmayan artık türün bile ne olduğunu sorgulanmaması gereken albümler tabii ki vardır. Hani 1975 bundan dolayı eleştirecek değilim. Fakat albüm boyunca o kadar farklı yerlerden etkilenmişler ve o etkilenimler o kadar bariz şekilde ortada ki hani bunu John Hopkins'den alalım, bunu Tears for Fears'dan alalım, bunu işte The Cars'tan alalım falan filan diye bir albümü doldurmuşlar ve zaten onların ilk üç albümde de yaptıkları şey kabaca buydu. Fakat iyi e melodiler konusunda birazcık daha mahirdiler. Şu anda artık e Not Notes and Conditional Form'da iyi e melodileri bulana kadar böyle iki tane sıradan şarkıyı geçmeniz gerekiyor. Çünkü arada e her şarkı arasında bir tane Bakın ne kadar ciddi atmosferik bir iş yapıyoruz anlamına gelen bir tane e, geçiş şarkısı, bir tane ambient havası işte bir intro falan filan oluyor. Durup kalkıyorsunuz, durup kalkıyorsunuz, durup kalkıyorsunuz. Evet günümüzde bir rock grubunun nasıl çalıştığını anlamak, bir genel olarak günümüz kuşağının e, bir rock grubundan ya da bir gruptan beklentilerin ne olduğunu görmek adına enteresan. Çünkü evet. Ben, e, albüm tüketen son kuşaktanım belki de. E, fakat herkesin kafası artık öyle çalışmıyor. Herkes daha playlist odaklı bakıyor bu işlere. Ve gerçekten, e, Notes in Conditional Form'da da bir e, albüm dinlemiyorsunuz, bir playlist dinliyorsunuz. Bunun içinde country de var, 1980'ler popu da var, işte dediğim gibi punk da var ve albümün açılış şarkısında gördüğümüz gibi, introsunda gördüğümüz gibi Greta Thunberg'in konuşmasından alınmış bir politik mesaj da var. Fakat bir yandan e, işte arabada seks ya da işte FaceTime seks falan filan gibi artık modern romans üzerine e, hikayeler de var. Gerçek bir e, kafa karışıklığı. Yani evet doğru Twitter'da ya da YouTube'da bir 80 dakikanızı nasıl geçiriyorsanız ve nasıl farklı bilgilere maruz kalıyorsanız sürekli nasıl kendinizi e, ifade etmek zorunda hissediyorsanız falan filan 1975'ın da sunduğu bu. Bu anlamda kesinlikle ben günümüzde bir rock grubunun nasıl olması gerektiğine dair ya da da nasıl olduğuna dair fikirler yürüten insanların bu gruba kayıtsız kalmaması gerektiğini düşünüyorum, katılıyorum. E, fakat geçmişteki 3 iyi albümlerine karşı bu albümler gerçekten çok kötü olmuş ve içindeki e, iyi parıltılı şarkıları çıkarsanız mesela 5-6 şarkılık çok da iyi bir EP de yapabilirsiniz belki e, grubu sevenler işte 12 şarkılık kendilerine has çok güzel bir albüm de yapabilirler. Belki de grubun kafasında bile bu vardır ama e, evet albüm fikrine tamamen uzaklaşmış bir grup daha doğrusu albüm fikrinin sonuna kadar geldiğini düşünen bir grupla karşı karşıyayız. Çünkü Matt Hill yaptığı bir röportajda ki kendisinde iki röportajı birbirine tutmaz. Dolayısıyla bir sefer söylediği şeyden bir başka röportajda fazla geçebiliyor falan. Öyle değişik de bir karakter ama e, bu albüme dair bu albümden itibaren artık albüm fikrine olan ilgisini yitirdiğini ve işte sanal gerçeklik, teknoloji, uygulamalar falan filan gibi şeyler üzerine kafa yorduğunu düşünüyor. Belki de 1975'in bir sonraki albümü albüm olmayacak da bir uygulama olacak falan filan. Evet ama ben hala albüm fikrine çok inanan ve zaten bunun için karşınızda bulunan bir insan olarak albüm değerlendirmekle yükümlüyüm. Yükümlü değilim de canım istediği için onu yapıyorum ve Notes in a Conditional Form sadece 1975'in en kötü albüm değil son dönemde gördüğüm en kafası karışık albümlerden bir tanesi evet dağınıklığın da yeri vardır müzikte, işte bir kurallara, türlere bağlı kalmamanın da yeri vardır ama dediğim gibi bahsettiğim ölçüde e, dağınıklığın ve etkilenimlerini bu kadar böyle kes yapıştırla göstermenin de birazcık aşırıya kaçmak olduğunu düşünüyorum e, bu grup özelinde 1980'ler etkilenimlerinden çok bahsettik 1975'in, oradan kısaca bir pası Kylie Rae Jepsen'a atalım. ...günümüzün en popüler pop sanatçılarından bir tanesi. O da 1980'lerden çok yoğun olarak besleniyor. Dedicated isimli albümünü geçen sene çıkartmıştı. Ondan e, albüme girmeyen, işte B-Side'lar dediği e, bazı parçaları nihayet yayınladı. Ve bu aslında başlı başına bir albüm. Yani tam bir parti albümü. Böyle Robin gibi... E, 1980'ler melodileriyle dolu. Hem büyük hem de biraz işte o kalbi kırık. Ama arada da e, bununla da yaşamayı bilen, güçlü, arada e, topu işte seksi şarkılara da atan, romantik şarkılara da atan falan. Tam bir 80'ler pop fırtınası. Çok keyifli bir albüm. Bu tadı sevenler bence kesinlikle kaçırmasın. Hakkı kaçırmamışlardır da zaten Kyle Ray Jepsen'ın Dedicated B-Sides'ını oradan topu nereye atalım? Owen Pallett'a atalım. Owen Pallett Island isimli sürpriz albümünü yayınladı. 2014'ten bu yana ilk Owen Pallett albümü. Yani arada ama inanılmaz fazla çalıştı. Yani 6 yıl boyunca bir solo albüm yayınlamadı kendi ismiyle fakat Owen Pallett gerçekten endüstrinin en çalışkan insanlarından bir tanesi. Final Fantasy projesiyle zaten Indi camiasında çok sevilir, çok sayılır. Ama diğer taraftan kendisinin o işte orkestrasyon konusundaki başarısı sayesinde Arcade Fire, The Last Shadow Puppets'ından tutun Taylor Swift, Frank Ocean gibi isimlere kadar artık herkesle beraber çalışmışlığı var. Ve gerçekten endüstride hani orkestrasyon lazım. Kimi, kime gidelim deyince Owen Pellet'a gidiliyor kendi albümünde o bildiğimiz içe dönük hüzünlü o hani şey araştırmacı güzel melodilerle dolu ve insana hani çok kişisel bir müzikle karşı karşıyayız. Owen Pallett gerçekten çok yaratıcı bir müzisyen yani ve hani enteresan şekilde benim için tesadüfi bir şekilde Şubat ayında da gittiğim son konserlerden bir tanesi kendisinin de ama aslında kendisinin değildi. Lemuş adında 2000'lerin başında kurduğu küçük indie grup 20 yıl sonra e, Wavelength Music Festival'ın 20. yılı dolayısıyla özel bir konser için hani mini bir reunion yaptı. Hatta zamanında çıkarttıkları işte demo CD'ler, çekme CD'ler falan filan yeniden kaydetmişler, yeniden yakmışlar o CD'leri ve orada satıyorlardı da falan tüm bu karantina sürecinden önce izlediğim son konserlerden bir tanesi de olan Palatin Lemuş konseri. Şimdi e, hala karantina sürecindeyiz ve Island isimli albüm ile 6 yıllık solo albüm suskunluğunu durdurmuş, bitirmiş oldu. Dikkate değer bir albüm. E, Woods yine Amerikan indisinin kült gruplarından bir tanesiydi. Yeni albümleri Strange to Explain yayınladılar. Bu albüm biraz hüzünlü bir arka planı var aslında. Grubun iki üyesi Steve beraber, David Berman'la beraber Purple Mountains albümünde çaldılar. Berman kendilerine gidip çok uzun zaman sonra bir albüm yapacağım. Sizin de albümümde çalmanızı istiyorum diyor. Ve Woods'un iki üyesi hem albüm prodüksiyonunu yapıyor hem de double ve bass çalıyorlar o albümde. Ve bildiğiniz gibi hem özellikle Silver Juice ile Amerikan indisini çok kritik noktalarından bir tanesinde bulunan Berman albümün çıkmasından çok kısa bir süre sonra yani albümün e, turnesini turnesinin başlamasına sayılı gün kala e, depresyon sonucunda intihar etti. Tabii ki bu e, Woods elemanlarını da çok etkiledi çünkü tam yola çıkmak üzereyken bir e, böyle bir şokla karşı karşıya kaldılar. Şimdi e, aslında bu intihar sürecinden tam olarak etkilenmemiş olan zira şarkıları daha önceden yazdıkları bir albümü çıkarttılar. Fakat haliyle bu süreçte birazcık daha fazla Purple Mountains üzerinden tanımlanacaklar. Geçen yılın çok değerli albümlerinden bir tanesiydi Purple Mountains. Zaten David Berman'ın kendisini öldürmesi sonucu iyice hüzünlü ve tarihi bir öneme de sahip olmaya başladı. O albümü de mutlaka tavsiye ederim. Woods da benim için bu haftanın en güzel, sürprizi en iyi albümü oldu diyebilirim. Bir 990'lar veya işte erken 2000'ler indisini seviyorsanız Yola Tango, e, Flaming Lips ama böyle hani elektronik kafaları değil de daha Flaming Lips'in daha e, Deneysel ama gitar, bas, davullu ilk yılları falan filan vardır yani 90'lar dönemi. O dönemi seviyorsanız e, Tavsiye edebileceğimiz çok hani kişisel e, Hani Lo-Fi'ye yakın duran kutu gibi bir sound'lu ama çok insanı sarmalayan falan filan çok sıcak bir indie müzik e, arıyorsanız bu Wootz'u tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu hafta beni en çok etkilenen albümlerden bir tanesi oldu, bence hatta birincisi oldu. E, ve dikkat eder bir diğer indie müzisyeniyle devam edelim. Katie Fon Current Consummation'ı. Kendisinin ikinci albümü bu. E, bu albümle ilgili kendisine verdiği ilginç bir e, açıklama var. Bu bir ayrılık albümü diyor ama aslında ben bir ayrılık yaşamadım diyor. Yani bir şekilde kurmaca üzerinden bunu kurmuş. Albüm eee münde öfke üzerine kurulu olduğunu söylüyor ama duyduğunuzda her anlamda öfke, sertlik çarpmıyor kulağınıza. Bunu böyle çok daha içe dönük olarak yapabiliyor. Hani sinirini tutarak dışa vuran insanlar vardır ya galiba öyle bir karakterle karşı karşıyayız. Hüzünlü, biraz içine kapanık bir hava var ama ee, müziğin içerisine kaybolmanız mümkün zira çok küçük küçük detaylar söz konusu atmosferinde. Ve enteresan bir açıklaması da şu. Alfred Hitchcock'un Vertigo'sunu izlerken çok fazla sinirlendiğinden bahsediyor. Çünkü e, hem filmde Kim Novak'a karakterine yaklaşımı onu çok sinirlendirmiş. Daha sonra da e, hani Alfred Hitchcock'a da biraz kurulmuş oradan falan filan. Birebir olarak Vertigo üzerine yazmamış şarkılarını ama o öfkeyi hep içimde tuttum ve bunun üzerinden kurdum albümü diyor. Dikkat eder bir müzisyenle karşı karşıyayız. Consumption albümünü tavsiye ederim. Oradan da She Passed Away'den bahsedelim. 3 tane stüdyo albümü bulunan Türk Dark Wave post-punk grubu bildiğiniz gibi. Üç tane albümlerin den seçme parçaların işte remixlerin farklı versiyonlarının bulunduğu X adında bir tane albüm yayınladılar. Ee, She Passed Away de Türkiye dışında daha çok değeri bilinen gruplardan bir tanesi. Türkiye dışında da sadık bir kitleleri var. Albümlerini orada da yayınlıyorlar. Hatta düzenli olarak da konserlere gidebiliyorlar. Bu albümdeki işte e, remixlerle falan filan da albümlerinin hissinin farklı bir tarafına çıktıklarını söylemek mümkün. Yani bugüne kadar She Passed Away müziğini çok karanlık ve soğuk bulan insanları da yakalayabilecek düzenlemeler var. She Passed Away müziğinde bazen o karanlığın, soğuğun içerisine giren bazı nüansların da daha fazla ön plana çıkması enteresan. Yani Remix'in aslında nasıl bir sanat olduğunu, doğru ellerde bir şarkı alıp nereden nereye getirebildiğini göstermek adına hani güzel bir deney. birazcık mesela daha dark wave olan uh, She şey, Passed Away müziğini almış. Birazcık daha synth pop, hani böyle New Order falan havalarına getirmiş falan bazı düzenlemeler var. Çok hoşuma giden bazı kayıtlar olmadı değil. Onun dışında bu hafta aslında yine zengin bir haftaydı. Britanya'dan iki emektar Charlatan's vokalisti, artık solo kariyerde oldukça büyümüş olan Tim Burgess'in yeni albümü çıktı. Bad Drum Boy yeni albümleri çıktı. Ee, Tim'in albümünü birazcık dinledim açıkçası biraz baydı ama sevenleri mutlaka sevecektir. Ee, Steve Earle ve Indigo Girls de Amerika'nın emektar tarafından. Onlar da yeni albümleriyle karşımızdaydı. Airborne Toxic Event'te e, bir tur deneyebildim ama güzel bir albümle geri dönüş yaptı. Onlar da bir süredir meydanda yoktu. Dikkat eder sizin bu hafta dinleyeceğiniz neler var? Yorumlardan katıldığınız var mı? Katılmadığınız var mı? Falan filan. Yorumları ekleyin. Beğendiyseniz şuna basın. Beğenmediyseniz buna basabilirsiniz. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ve abone olun falan filan hepsi. Bu işin sürmesi adına iyi motivasyonlar olarak bana geri dönecektir. Başka da bir katkısı olmayacak herhalde. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bol bol iyi şeyler dinleyin. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.